Bucak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel, süt sektör değerlendirme toplantısında alınan kararları değerlendirdi. Bucak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel, 6 Ağustos tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Başkanlığında üretici, tarımsal örgütler, süt sanayicileri ve market temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen süt sektör değerlendirme toplantısında alınan kararlarla ilgili Kanal 15 mikrofonuna değerlendirmelerde bulundu. Süt sektör değerlendirme toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Bilal Özel, "Biz burada üreticinin mağdur edilmemesi, diğer taraftan tüketicinin hak ve menfaatlerinin korunmasını önemsiyoruz." dedi. Yapılan toplantıda tereyağı ve krema ithalatının yasaklandığını kaydeden Başkan Özel, süt tozu kararını da değerlendirdi. Yem süt dayatması konusunda konuşan Özel, yem süt dayatmasının yanlış olduğunu da sözlerine ekledi. Temmuz ayı içerisinde süt üreten işletmelerin bir takım sıkıntıları vardı. Sütlerin maliyetinin altında pazarlanması ve diğer taraftan sanayicinin de serzenişi, turistlerin gelmemesi, tüketicinin ürünlere yönelmemesi, diğer taraftan da süt üretiminin artması hayvansal işletmelerde. Bunun üzerine 6 Ağustos 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız, Ticaret Bakan Yardımcımız, üretici örgütleri, birlikler, birlik üst yönetimleri ve market temsilcilerinden oluşan heyet Ankara'da, bölgesel bazı da iller kendi aralarında üretici örgütleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdiler. Alınan kararların ülkemize ve sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabii ki ortada bir sıkıntı vardı. Biz bunları sizlerin aracılığıyla ifade ettik. Çözüm noktasında ise devletin ilgili kurumları gereken hassasiyeti, özeni gösterdiler. Biz burada üreticinin mağdur edilmemesi, diğer taraftan da tüketicinin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında bu durumu önemsiyoruz. Tabii ki süt üreticisi şu an Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenmiş olan 3.2 protein, 3.6 yağ oranı, bu kaliteleri sağlaması durumunda 14,65, diğer taraftan süt kalitesinin artması durumunda ilave primlerle süt fiyatlarını belirleyerek sözleşme yapıyorlardı. Bu sözleşmenin dışına çıkan bir takım firmaların varlığını tüm kamuoyu şu anda biliyor. Buradan çıkan sonuçlar ise bu fiyatların altına inen firmalar varsa geriye yönelik hükümetimiz, devletimiz çalışma başlatacak ve bu firmalara bir takım yaptırımlar meydana getirecek. Diğer taraftan süt vadelerinin uzatımı söz konusuydu. Şu an ilçemizde, bucağımızda ve Burdur'umuzda 3 aydır süt bedelini alamayan üreticilerimiz var. Bakanlıklar bu duruma da bir kısıtlama getirdi. Bir ayla sınırlandırdı. Bir aydan daha uzun süre zarfında süt bedelini ödeyen firmalara yine cezai yaptırımlar söz konusu. Tereyağı ve krema ithalatını yasakladılar. İçerideki üreticiyi destekleme anlamında gayet güzel bir gelişme. Sütün çekmemesi ve süt ürünlerinin depolarda çoğalması durumunda sütlerin süt tozuna dönüşümüne yönelik tekrar bir karar aldılar. Yerinde bir karar. Bu durum da sevindirici. Yem süt dayatması dediğimiz olay var. Asıl önemli olan konu bu. Süt sanayicilerinin ve aracılarının birçoğu sütteki kalitenin tutmamasından kaynaklı süt fiyatlarını düşürdüklerini söylemekteler. Tabii ki burada üretici sessiz. Yani üreticinin şu an tüketmiş olduğu yemler süt sanayicisi tarafından veriliyor. Yani şu an piyasadaki süt hayvancılarının büyük bir çoğunluğu yemlerini süt firmalarından satın alıyorlar. Çünkü yem süt dayatması yıllardır olduğu gibi şu anda da günümüzde var. Bunun sürdürülmemesi ve sonlandırılması noktasında Ticaret Bakanlığı ilerleyen günlerde devreye girip bunların kontrolünü başlatacaklar. Tabii ki burada yem kalitesizse şayet veya kaliteli ise ürün kaliteli, yem kalitesizse çıkan sütte kalitesiz olacaktır. Üreticiye faturanın kesilmesi kabul edilemez. Sanayiciye ve aracılara çağrımızı buradan yeniliyoruz. Yem süt dayatması yanlış. Hem rekabet koşullarının sağlanması, diğer taraftan da süt kalitesi ve hayvancılığın geleceği açısından üreticiye serbest piyasadan ürünlerini tedarik etmeye yönelik çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Biz yem ve süt sanayicisinin birlikte ortak hareket etmesine karşı değiliz.
Böylelikle süt hayvanlarında hem süt kalitesini hem de süt verimliliğini arttırmaya yönelik bir takım çalışmalar yaparak ülkeye değer katabilirler. Yurt içinde sadece tüketilmeye yönelik değil, ihracat pazarlarını açmaya yönelik çalışma yürütmeleri noktasında hemfikiriz. Bakıyoruz, Türkiye'nin en büyük dev sanayi kuruluşları açıklandı. Bu sanayi kuruluşları içerisindeki yem ve süt firmalarının hiçbirisi geriye gitmemiş. Bir tane yem firması geçtiğimiz yıl ilk 500'de değilken bu yıl 180. sıralara anında gelmiş. Veyahut da yem firmalarının hiçbirisi zarar açıklamamış. İlk 500 sanayi kuruluşu içerisinde hepsi yerini almış. Tabii ki Allah ziyade etsin, daha çok versin. Fakat şu an süt inekleri kesime gidiyor. Süt ineklerinin kesime gitmesinin önüne geçmek, tarım ve hayvancılığın ülkemizde devam etmesini istiyorsak, biz süt üreticisine sahip çıkıp hak ettiği noktada maliyetinin altında sütü pazarlamasının önüne geçerek para kazanmalarını sağlamalıyız.